Demet hiç değişmemişsin. Değiştim. Çok yok. Teşekkür ederim. Çok zarifsin. Evet. Yaşlanıyoruz yani. Hani ama seneler. Yani bence hiç değişmiyorsunuz. Bence de. Ya. Evet. Öyle mi? Bence de. Değişmiyor. Çok güzel yaşalıyorsunuz. Öyle çok diyelim. Teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Evet, uzun zamandır görüşmedik. Neler yapıyorsun, evet, ne ediyorsun? Araya evet, Amerikalar geride. Evet. Vallahi küstün ne mü piyasaya, ne arada yaptın? Bir küsüyorum benim. Arada bir küsüyorum, sonra tekrar barışıyorum kendi kendime. İşte geldim, yine buradayım. 3 senedir Türkiye'deyim. Çok özledim yani Amerika. Hani benim için kız kardeşim falan var. Orada çalışıyordum, ediyordum. O konserlerim de vardı ama sonuçta Türk vatan gibi bir şey yok yani. Özlediğim için geldim hakikaten, çok eşimi, dostumu, akrabalarımı. Sen ne zaman gittin, ne kadar kaldın? Ben 2013'te gittim. Ha. 20'de döndüm. 20'de ya, 7 yıl oradaydın. 20'nin sonu. 7 yıl orada çalıştın. Ya devamlı bir film şeyle çalışmadım yani. Konserler verdin değil mi? Mekanlarda çalışmadın. Hayır hayır. Ha, tamam. Konserler işte, müzikle ilgili çalıştım. Süper. Yani. Burada yeni bir şarkı çıkmıştı, ondan 2 ay sonra gittiniz sanırım değil mi? Evet evet, öyle şeylerim de var. Yok, hemen çıkmıştı, anında gittiğim de vardı yani, ara ara gelip gelip. Çıkarıp klibini çekip gittiğim vardı öyle. Arada şarkılarım var, Açık Çay var, Sen Şimdi Aşk Diyeceksin var falan gibi birkaç şarkım vardı. Aslında 2000 yılların başında, yani 90'ların sonuyla 2013 arasında ciddi anlamda, yani o 90'lı yıllarda olmadı, olmasa da üretim devam etti sende. Yani bir çekilme olmadı değil mi? Ben hiç olmadı. Hep yani hep vardı. Amerika'ya gidene kadar. Amerika'da da işte gittiğimde de yani Amerika'da da devam etti. Yine orada da şarkılarımı yaptım. Bir 4-5 sene galiba böyle bir. 3-4 sene falan bir boşluğum var. Peki zor olmadı mı gidip gelerek burada çalışmak? Biz oradan stüdyodan yani mesela Kayhan abinin, bu arada başka albümlerde de yer aldım. Uh-huh. Kayhan abinin Best Of'unda da mesela orada bir stüdyoda okudum. Buraya gönderdim. Doğru, hiç çok fiziki olarak burada olmadan oradan direkt gönderdim. Artık öyle olabiliyor tabii yani. Bütün kayıtlar yapılabiliyor öyle. İstiyorsam klip de çekip gönderebilirdim de onu göndermedim. Ama sonuçta buradan bir şekilde uzaktınız. Hiç uzak değildim. Hep buradaydım. Gündemi hep sonuna kadar takip ediyordum. Hep içindeydim yani. O yüzden beni burada da yaşıyor zannediyorlardı. Şimdi buraya geldim, gene böyle işte bir şeyler. Amerika'dan yazmak tabii kolay diyorlar mesela. Ama orada da Amerika'da biliyorlar. Yani ben hep burada. Hep iç içeyim yani herkese. Ara ara böyle bir müzik sektörüne olan bir küskünlük mü oluyor? Bir ara olmuştu evet. Yani hani ne oluyor, nasıl oluyor diye. Hani yapım şirketlerine olmuştu. Şimdi barıştık. Şu anda nasıl piyasa? Ne olarak? Müzik sektörü olarak söylüyorum. Müzik sektörü olarak yine ya aynı. Gençleri görüyorsun şu aynı. Anda inanılmaz derecede tıklanıyor. Yani 90'lardan mesela ben hep şunu söylüyorum. Merve hep buraya 90'lı yıllardan gelen konuklarla ya da 90'lı yıllardaki o ruhu, o duyguları, o sözleri, o tınıları alamıyoruz. Belki ben yaşlandım. Şimdi o çok daha farklı biraz tabii Sinancığım. Şimdi bizim zamanımızda herkes demeyeyim, %80'i okulluydu. Yani bir eğitimini almıştı. En azından bir sahne kokusu vardı ya da birilerinin vokalistleriydi. Çok değerli, ünlü sanatçıların. Onlardan eğitim aldılar. Yani okul olmasa bile. Oradan ben de mesela hem okulluyum ama hem Kayhan abiden de çok şey öğrendim. O zaman da öyleydi. Şimdi tabii artık evde de yapılıyor şarkılar. Hani bir eğitim olmuyor, bir altyapısı olmuyor. Sadece doğaçlama olan çalışmalar var. Belki onlar arada işte zıtlıklar yaratıyordur. Ama bu demek değildir ki yani illa okullu olacak hani her yapan. Onların arasından sıyrılıyor kimisi. Sıyrılanlar zaten gündeme geliyor. Ama samimiyet tabii ki, o eski samimiyet şarkılardaki yok. Tıstak tıstak bilmiş. Altyapılarda öyle. Dünya değişmeye başladı. Dünya global olarak bir sound değişikliği var. Ama biz dönüp dolaşıp o şarkıları dinliyoruz. 90'ların sebebi de o işte zaten. Hani bir özelliği yok aslında 90'ların ama o samimiyet var herhalde diye düşünüyorum. Dünyada bakmasan ona dönüyor. Adele'ler, Celine Dion'lar tekrar gündemdeler yani. Değil mi? O yüzden ben de geldim gündem. Doğru zamanda geldi. Seni bekliyordu. Güzel bir söz, güzel bir şarkı. Evet. O yüzden mesela şimdi oğlumla konuşuyordum. Kim konuk dedi. Demet Sağoroğlu dedim. O kim dedi. Tabii canım. Şöyle bir şey var. Kınalı Bebek'tim. Daha da bilirler belki. Biz de öyleydik aslında. Şarkıcının ismi önemli değil. Önemli olan eser. Ha. Şarkı sana hissettirdikleri. İsmimizi boş verin yani. Şarkı önemli. Herkes biliyor. Evet Demet'ciğim, sen de yeni şarkılarını anlatsana.
Yine Akdeniz tınıları, yine eskilere benziyor. Aşktan bir fazla. Evet. Yeni en sonuncuyum. Evet, evet lütfen. Murat Güneş'e ait şarkımız. Sözümüz iyi onun. Ben normalde kendi şarkılarımı genelde ön plana çıkarmak istiyorum. Tan hoşlanıyorum. Tercih ediyorum diyeyim. Hoşlanıyorum da demeyeyim. Ama şarkıları çok beğendim. Murat Güneş'in bundan önceki şarkısı da gene bir 4 ay önce çıkan Resmen Haksızlık da Murat Güneş'e ait. İlk defa bir ilk yapıyorum. Arka arkaya sözü müziği başkasına ait olan bir şarkıyla çıkıyorum. Şarkılarla çıkıyorum. İkisi de Murat Güneş'e ait. İkisini de çok beğendim. Çok benim güzel ifadelerim, yani benim, ben de yazsam ona benzer ifadeler kullanırdım. Belki daha da güzel hatta Murat'ın şarkıları. Devamı gelecek mi? Onu bilmiyorum. Hı. Şimdi onu bilmiyorum. Ve benim yeni şarkılarım, kendi artık kenara ayırdıklarımı yavaş yavaş öne sürmek istiyorum. Böyle bir merhaba dedik radyolara ve işte dinleyicilere. Sonrasında benim şarkılar gelecek. Cem'le çıktı şu anda bir tane. Cem Adrian'ın bir albümünde, Mücevher albümünde bir şarkısını Cem'in okudum. Yine benim bir şarkım vardı. Onu da Cem vokal yapacak. Onun hazırlığı var. Çok sağ ol. Şeyi için, aranje ve altyapı için kimle çalışıyorsun şimdi? Valla Okay Barış yaptı mesela bu şarkıların. Bu ikisinin altyapısını Okay Barış'la hazırladık. Kliplerini Gökhan Özdemir çekti. Gökhan'la da çok güzel bir bağ oluşturduk. O yüzden... İki günde, yani bir günde klip çekiliyor, üç gün sonra klip hazır vaziyette veriyoruz yani. Biz öyle çok hızlı ve çabuk bir ekip olduk. Klip konusunda hassassınız ama siz. Klip konusunda hassasım. Eskiden beri. Evet. Yani o ilk şeyde imzalarken yapımcımla, ilk şirketimle ne istiyorsun demişlerdi bana, hani anlaşma olarak. Ben klipleri söylemiştim. Kliplerim çok önemli diye. Para falan değil. Para yine konuşmayalım. Yine para konuşmayalım. Yani ben işte biraz keşke konuşsaydım. onlara değer vermediğim için herhalde. Ben de şeyin, işin hani profesyonelliği güzel olsun, kaliteli bir iş çıksın diye ilk şeyde görmüştüm Umur Turagay'ı. Gemiler, Orhan Atasoy'un Gemiler klibi vardı. Bir tane zaten. Tekti. Aa, bu kim çekti bunu, kim falan. Tek plan bir sahneydi ama çok güzeldi yani. O tek plandan da anlıyorsun. Dedim ben onunla çalışacağım. Yani sözleşmeye beğenmezsem eğer bir klibi hani yayınlatmama hakkına sahip olmak istiyorum. Tamam dediler. Ona da sahip oldum. Hatta bir klibimi de yayınlatmadım. Yine aynı bütçeye çekilen, Arnavut Kaldırım'la aynı bütçeye çekilmişti bir klibim. O yüzden şey, klipleri, yani görselliğinde çok şey kattın ama kaliteli görsellik. Hani çıplaklık demek istemiyorum. Görsellik hakikaten bir şey veren, böyle filmografik. Zaten onlar benim 35'likte hep bütün filmlerim, evet. Sinema. Ne kadar önem verdiğin ortada, MCM'den en iyi oyunculuk, evet, ödülü al. Demek ki ne kadar hassas olduğunu göstermiş oldum. Evet, oyunculuk. Bu arada oyunculuk ödülü var, evet. Klipten bile. Zaten Fransa'dan. Şu anda ben Arnold Kaldırım'ın klibini içeride seyrediyorum. Tahmin yani. Evet, o çok güzel bir şey. Mesela bazı isimlerin sadece şarkılarını, evet, hatırlıyoruz. Onun klibini de hatırlıyoruz. Ama çünkü yani hatırlamamanız zaten mümkün değil. O dönemde Kınalı Bebek, Arnavut Kaldırım çok yayınlanıyordu. Çünkü işte şansım da oydu aslında. Şans da demeyelim, üstüne basa basa, üstüne hani uğraştık onunla. Hakikaten de başarılı olduk. Sonra klip sektörü hakikaten gelişmeye başladı. Abdullah Oğuz geldi. Abdullah Oğuz'un ilk klibi benimki, Arnavut Kaldırım'ı. Ona da demiştik yani, hani sizin bir klibiniz var mı? Yok demişti. Bir bakalım, hani bakalım ne çekiyoruz, belki de yayınlamışsın Abdullah Oğuz'a. Sonra baktık ki çok güzelmiş, tamam dedik yani. Sonra Apo da işte Türkiye'ye, o da New York'tan gelmişti. O da Türk sektörüne girdi. Çok güzel filmler, artık filmlere kadar geçti biliyorsunuz Abdullah. Diziler, klipler, Umur Turagay öyle, Ömer Faruk öyle. Ömer Faruk. O da benim yani, hepsiyle çalıştım. Hatta bir klibimde Malta'da çekilen bir klipti, hatırlar mısınız? Yarın Olmaz. Apo çekecek klibi, Abdullah Oğuz çekecek. Ömer Faruk görüntü yönetmeni. Mustafa Altıoklar da oyuncu. Dedim ki Mustafa, senin ne işin var dedim benim klibimde ya. Havaalanında. Dedim niye geldin sen Mustafa? Hani çünkü o sırada ortalık inliyor, Mustafa Altıok ağır romanı çekmiş. Tabii. İstanbul Kanatlarımın Altında'yı çekmiş falan. Dedi geldim dedi yani. Dedi, tamam dedik, hadi şey oldu biliyorsun klipte.
biliyor musun, hatırlar mısınız bilmiyorum. Şövalye oldu. Orada şey yaptı, ne o, düello falan yaptı. Vuruldu, öldü falan kollarımda, böyle bir şey. Benim klipler de film gibi oldu. Tabii film gibi. Senaryolu. Evet. Bu klip de öyle. Bu klip de öyle, şimdi de bunda Onur Özaydın'la çalıştık. Onur'u tanırsınız birçok diziden, çok güçlü bir oyuncu. En son Yargı'dan herhalde hatırlıyorsunuz. Evet, evet. Ya da işte şu anda Prens oynuyor. Süper bir dizi. Vallahi öyle bir şey istedik, hani böyle bir kadının, kadın erkek film seyrederken hani böyle kadın bir süre sonra adam sıkılır gider, işte maç açar falan, işte ne bileyim hani romantik yemek yemek istemez, işte hadi yoga yapalım dersin adam kaçar falan. Ben bağlayarak klipte her şeyi bağlayarak yaptım. Tekneyi de alıyorum teknede, evet, erkek arkadaşımmış güya. Ama işte uymuyor benim şeylerime diye bağlayarak tutuyorum zorla. Sonra da bağını açıyorum ama o gitmiyor. En son geliyor yine bana. Klibin senaryosu sizden mi çıkıyor? Beraber. Yönetmen, ben, menajerim. Çok güzel. O zaman resmen haksızlık diyelim, dinleyelim. Resmen haksızlıkta motora biniyorum. Boks yapıyorum. Heykel yapıyorum. Heykelim var benim, o gerçek. Evet, söyleyelim bakalım. Hadi bakalım. Resmen haksızlık. Harika, ağzına sağlık. Çok mersi. Bu şarkılarda bir Demet Sarıoğlu imzası var. Yine var değil mi biraz? Var var. Ya yine biz hani o eski şarkılara da götürüyor. Bir 90'lar havası, evet, da var. Günümüzün sound'u da var. Güzel. Yani işte ona göre şarkılar seçiyorum. Kendime yakın şarkılar seçiyorum. Çok tezat şarkılar seçmemeye çalışıyorum. Murat'ın şarkıları da, Murat Güneş'in şarkıları da çok yakındı bana. Dediğim gibi hani ben de yazsam buna benzer şeyler yazmaya gayret ederdim. Aşktan bir fazla da öyle zaten. Aşktan bir fazla da öyle. O biraz daha Akdeniz, daha da Akdeniz yani. Seviyorum şarkılarımı. Demek 90'larda ilk isimler akla gelecek olan ilk 5-10 ismin arasında kesin sen varsın. Yani o dönemde yaşadıklarından ya da yani keşke onu öyle o dönem şaşağın içinde bunları da yaptım yapmamalıydım falan dediğin. Yapmamalıydım. Ya da çok para kazandım da çok para harcadım, gereksizdi bu dediğin. Vallahi pişman oldun demeyeyim de keşkelerin oldu mu? Var mı? Çok para harcamadım. Ya ben yani o lafın gelişini söyledim. Çok para kazanmadım. Çok da para harcamadım. Yani hep kesime göre takıldım. O zamana göre yapmamalıydım dediğimde çok da bir şeyim yok aslında. Biraz sertim. Bir sertliklerim var, sen tanıyorsun. Bazı şeyleri karşıyım yani. Onları dandan konuşurum. Konuşmamalıydım. Konuşuyorum. Hala da konuşuyorum. O da benim karakterim. Yani bir susamıyorum bazı şeylere. Onda biraz daha böyle sessiz kalıp hani aman karışmayayım falan diye durabilirdim. Ama duramadım. Karakterim devam da ediyorum. O yüzden bir pişmanlığım yok yani. Süper. Bir de şey diyorsunuz, müzik listelerinin üst sıralarında yer almak için para veren insanlar var. Bir o dönem de vardı. O dönemde var, evet. Diyorsunuz. Yapmadım onları. Evet. Yani biraz bazen ayağıma sıkan bir insanım yani. O zamanlar hani ödül verileceği zamanlar ben gidip ödülümü almıyordum. Çünkü müzik listelerinin o noter oylamasıyla halk oylaması olduğunu inanmıyordum, düşünmüyordum. Ki nitekim sonra bunlar çıktı seneler sonra. Bana diyorlardı size 3 dalda aday yaptık hani ödül vereceğiz. Şimdi ben almayacağım yani. Çünkü siz niye almıyorsunuz diyorlardı. Ben, çünkü o eşitsizlik yapıyorsunuz. Hani orada tamam ben hak ediyor olabilirim. İşte Arnavut Kaldırımı, Kınalı Bebekli ama benim sıralamamda başka isimler de var. Onların hak etmediğini düşünüyorum. Çünkü hak eden çok isim var. Orada değil, yerinde değil. Onlar da plak şirketinin vermiş olduğu paralarla vesairelerle o listeye giren isimler. O yüzden bunlara karşıydım yani. Hala da devam ediyor şey. O hak etmeyen isimler hala var mı peki o dönemde? Hani var, isimleri hala devam edenler var. İsimleri hiç olmayan, anılmayan isimler de var tabii ki. Yani hani onların o başarı olarak söyleyemeyeceğim. Başarı olarak yaptıkları bir şey var mı? Çok yok. Ama isimleri devam eden isimler var. Demek ki hala aynı şekilde. Yani biraz magazinle de sürüyor bazıları. Başka hani gündemde olmak vesaire olabiliyor bazılarında. Onları da yadırgamıyorum. O da yani show business aslında. Bunları hani biraz törpüledim. Şey. Yoksa şimdi söylerdi, şu derdi. Sizde kovalık var mıydı? Yok ben yayım. Yay burcuyum biraz, patavatsız yay. Estağfurullah.